Geldim Arda. Hoş bulduk. Geç kalmadın değil mi? Ha canım söyle. Yok yok derste değilim söyle. Ha, yok ya evet iptal oldu. Hı-hı. Sen ne istedin? Tamam, tamam alırım. Başka bir şey lazım mı? Söyle, söyle. Tamam, ondan da alırım. Hadi görüşürüz. Bir şey soracağım. Arda nerede? Bilmem. Seher nerede? Önce ben bir soruma cevap alsam. Mahmut abi akşam bizde ol derslere başlayalım dedi. Tek bildiğim bu. Mahmut abi niye böyle son dakikada bir hoca değişikliği oldu? Diyarcığım Arda'nın bir iş çıktı İzmir'e gidecek. Ben de daha ilk günden aksamasın diye. Canım yani bu kadar da zor bir şey değil. Sonuçta ikiniz de ortaokulda lisede İngilizce dersi öğrendiniz. Ya bir temel var. Zor olduğu için demedim. Arda gelecek sanıyordum. Ne fark eder? İkimiz de aynı İngilizce öğreteceğiz. Hadi başlayalım abi. Hadi başlayalım. Alo Seher. Ha biz de seni bekliyorduk. Neden? Ha öyle mi? Tamam. Tamam söylerim. Hadi hoşça kal. Seher gelemiyormuş bir işi çıkmış. Kusura bakmayın dedi. O zaman dersi iptal edelim. Madem toplanamadık bir dahaki sefer artık. Bence harcamayalım bu gelecek seferleri. Nasıl olsa 3'te 2 çoğunluk burada. Ben sonra Seher'e notları veririm. Başlayalım abi. Başlayalım. Otur. Eskiden İstanbul'u o kadar sıkıcı buluyordum ki. Ne zaman döneceğiz de gün sayıyordum. Demek ki bir şehir tanıdığın insanlarla anlam kazanıyormuş. Şimdi gitmek istemiyorum. Şu cezimleri uzatır mısın? Ha? Yani bunları mı? Arda bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. Aklın başka yerde gibi. Ya Zeynep, ben bir süre İstanbul'da olamayacağım. Nereye gidiyorsun? İzmir'e. Ya babaannemi alıp gelmem lazım. Önemli bir şey mi? Alzheimer. İlerliyor bir de. Ya biz de yanımızda olsun istiyoruz. Ay kıyamam ya. Sen ama üzüldün. Canım benim. Yapabileceğim bir şey var mı peki? Yok işte alıp geleceğim. İstersen ben de gelirim. Yalnız gitmek istemezsen. Gerek yok. Yani yalnız gitsem daha iyi. Tekrarlıyoruz. Mahmut abi sen hoşlanıyorum diyorsun. He. Diğer sen hoşlanmıyorum diyorsun. He. Nasıldı hoca şey nasıldı o? Nasıldı?
I like it. Bravo. Ne? Diğer? Sen bizim böyle öğrenebileceğimizi düşünüyor musun gerçekten? Yapamayacaksan yapamıyorum de. I don't like it. Tamam mı? Very good. Thank you. Amanım. Kapıcı. Seher mi geldi acaba? Belki işim bitmiştir. Dur. Abarey, müdür bey gelmiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müsaitseniz girebilir miyiz? Buyurun, buyurun, girin. Buyurun, ne demek? İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Mahmut abi. Ha canım. İçeridekiler Zeze'yi almaya gelmediler değil mi? Yok canım. Cemal'imden diğer evlatlık başvurusu yaptılar ya. Şimdi iş imzayla kağıtlara kaldı. Peki niye geldiler? Gelecekler tabii. Arada bir kontrol edecekler mutlu mu, değil mi, değil mi? Yalnız bunlar da tam gelecek, teftiş yapacak zamanı buldular ha. Her zaman evde her şey bulunur. Bugün tam takır kuru bakır. Meyveden başka bir şey yok. Endişelenme Mahmut abi. Ben onlara öyle bir köpüklü kahve yaptım ki yüz üzerinden yüz verecekler bize. Aferin, hadi inşallah. Hatta belki evrakları hiç bekletmeden hemen atarlar imzayı. Zeze de hop. Abla. Dokulduk. Ben bir gidip bakayım. Sen otur istersen. Ben bakarım. Tamam. Beyefendi kim? Kendisi Kapalı Çarşı'da halıcı. Hem de reklam artisti. İçeride her şey yolunda. Ben de bir yerden tanıyorum diyeceğim. Ben gideyim artık. Zeynep. Beni baştan çıkarıyorsun. Fena mı? Fena olacak. İyi işte. Dilek getirirdi, sen zahmet etmeseydin. Dilek pedagogla konuşuyoruz Zeze hakkında. Ne oldu, yanlış bir şey mi yaptım? Niye kızgınsın bana? Hayır. Ama seni ilgilendirmeyen şeyleri burnunu sokmasan hepimiz daha rahat edeceğiz. Öyle mi? Peki. Öyle olsun. Zeze maşallah çok akıllı bir kız müdür bey gerçekten. Peki beyefendi halıcı ve reklam artisti ise şu anda burada ne yapıyor acaba? Biliyorsunuz çocuğun kimlerle ve nasıl bir ortamda yaşadığını bilmemiz gerekiyor. Ha, tabii. Fırat Bey... Ben onları İngilizce öğretmek için geldim. Ha, İngilizce hocasınız yani aynı zamanda. Hayır. Üniversiteyi İngiltere'de okudum. Ben de onların yanlarında oturuyorum. Ben de öğreniyorum. My name is Seze. 1, 2, 3, 4, 5 ya. İşte bu yaşlar dili öğrenmek için ideal değil mi? Vallahi hepimizden daha çabuk öğreniyor müdür bey. Zeze çok akıllı bir kız. Eğer böyle giderse onunla Fransızca derslerine de başlarız. Biz Zeze'ye güzel bir aile bulduğumuzu biliyorduk ama ona bu kadar güzel fırsatlar sunacağınızı tahmin etmemiştik açıkçası. Ne diyeyim? Hepinizi tebrik ederim. Sağ olun. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz işte. Yavaş oğlum, yavaş ya. Tatlıya da yer kalsın biraz. Annemin dolmalarına doyamıyorum, ne yapayım? Ye oğlum ye. Benim dolmalarım şişirmez, afiyet olsun. Benim neyim eksikmiş? Ayva tatlısı yaptım.
Hem de kaymaklı. Oo, ziyafet bitmedi desene. Nimet Hanım, hepimiz aynı masadayız ya, asıl ziyafet bu işte. Çok şükür. Ne yaptın? İşlerini güçlerini halledebildin mi? Toparlıyorum işte yavaş yavaş. Ben de dedim dükkana gelmediğine göre. Neydi o arkadaşının adı senin? Mazlum muydu? Hı hı. Anlaşılan Mazlum seni ortaklığa ikna edecek galiba. Yok baba, merak etme. Ben bir iki güne gelirim dükkana. Ha. Ve işte tatlılar. Şimdi bunun üzerine güzel kaymaklı bir tatlı yenir. Ha? Ver bakayım tabakları. Saatler olsun. Sağ olasın. Nasıl buldun İngilizce dersini? İyi. Fine thanks diyorsun yani. Arda'dan ders alsak daha iyi öğrenirdim gibi geliyor. Niyemiş o? Yani öyle özel bir nedeni yok. Vallahi Diyar'cığım, seni tanımasam, yani herkesi nasıl seven, böyle sapı çöpü ayırmayan birisi olduğumu bilmesem diyeceğim ki bu kız Fırat'ı sevmiyor. Aramıza kimse girsin istemiyorum. Ne? Eğer aramıza, evimize biri girerse Cemal iyice yok olacak. Aklımızdan, evimizden silinecek gibi geliyor, korkuyorum. Ama Diyar'cığım, Cemal bizim ta buramızda yer etmiş. O oradan hiç çıkabilir mi? Kimse oradan çıkarabilir mi onu? Cemal bizi bir araya getirdi. Bizi bir aile yaptı. Beni, Arda'yı, şu içerideki öksüzü, senin gibi güzel bir kızı. Bizim hepimizi bir araya getirdi, bizden bir aile yaptı. Bizim aramıza kimse girebilir mi? Ha. Bir gün bizim yaralarımız da sarılacak inşallah. Bir gün bizim kapımız da çalınacak. Biz de kapıyı açacağız. Ama aramıza birisi girsin diye değil. Aramıza birisi katılsın diye. Değil mi? Ay güzel diyarım beni. Güzel diyar. Kusura bakma ya, uyandırdım seni. Gel buraya. Uzun zamandır böyle tatlı uyku çekmemiştim. Yatmadan önce o kadar mutluydum ki. Bebekler gibi uyumuşum. Zeynep, benim gitmem lazım. Yarın gitsen, ertelesen olmaz mı? Yok ya, öyle yapmayayım. Şimdi bir an önce gitsem iyi olacak. Hadi sen de uyu, uykun açılmasın. Hadi. Arayacaksın ama değil mi? Arayacağım, arayacağım. Sana bir öpücük daha. Hoşçakal. Hadi görüşürüz.
Bir işim çıktı diye telefon etseydin ya. İptal ederdik dersi. Yok, sorun değil. Son anda çıktı zaten. Tam eve yaklaşıyordum. Hangi eve? Bizim eve mi? Hı hı. Ha, kapıya kadar geldin, oradan geri mi döndün sen? Hemen hemen. Tam eve girmek üzereydim işte. Afiyet olsun. Bak Seher, bir şey duyup da ondan döndüysen, hay Allah. Ya benim türkülerimi kimse ciddiye almaz ki ya. Ben kendi kendime söylerim öyle türkümü işte. Hı hı, anladım. Pardon, hesabı alabilir miyiz? Tabii hemen. Bence topla. Öyle daha mı iyi oluyor? Hı. Evet bak, yüzün daha güzel ortaya çıkıyor. Aha. İyi. Ama şimdi şık bir toka lazım. Vur sen şimdi. Güzel oldu. Hı. Şimdi iki tane de şuraya. Şunu da takalım. Şöyle. Bir de buraya. Ha. Söyle bakalım. Kim bu şanslı çocuk? Ne çocuğu anne ya? Kızımı böyle aynaların içine düşüren, her gün her gün dışarı çıkaran kim bu delikanlı? Nasıl biri ha? İyi biri. İyi biri. O kadar mı? Ya ne bileyim anne, işte kibar, yakışıklı, hali vakti yerinde. İyi biri işte. Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? Nüfus kağıdını da ister misin anne? Ha? Sabıka kayıt falan getireyim mi? Ya Yasemin aşk olsun. Merak ediyorum, ne var? Ama anlattım işte anne, daha ne anlatacağım? Özlem nasıl buldu, beğendi mi? Anne! Şimdi sana her şey hoş görünür de ondan soruyorum. Arkadaşlar daha iyi görür böyle şeyleri. Özlem daha tanışmadı. Ayrıca herkes her şeyi bilmek zorunda değil canım. Ben çıkıyorum, bir saat sonra dönerim anneciğim, tamam mı? Hadi görüşürüz. Saat bir oldu. Sen geç kalmıyor musun? Ben çıkacağım şimdi ya. Çıkmadan şu atölyenin güvenlik kamerasına bir baksan Arda. Dün elektrik kesildiydi. Durmuş olmaz mı o? Tamam, bakarım şimdi. Hadi. Yok yok. Yok, çalışıyor. İyi. Bir de ben anlasam şunun dilinden. Hmm. Ne o? Kara kara düşünüyorum. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok. Yani yok bir şey. Zeynep'inle ilgili bir şey mi oldu yoksa? Yok abicim. Yok. Yani ne olabilir ki Zeynep'le ilgili? Emin misin? Eminim ya, eminim. Aa. Aa, bendeki de eşeklik ya. Babaannene üzülüyorsun değil mi? Tabii. Yani insan üzülüyor. Aklı takılıyor. Üzülme Arda'cığım. Babaannen aklını bırakmış. Belli ki kendinden vazgeçmiş. Ama siz ondan vazgeçmediniz ya, o anlıyordur onu, biliyordur o. Herhalde anlıyordur. Neyse ben gideyim ya. Gideyim, geç kalmayayım. İyi hadi. Güle güle git. Gidince ara bizi. Ne istiyorum biliyor musun? Bir bebek. Nasıl ya? Hormonlar. Fena çalışıyor. Ya aslına bakarsan Paul'le evlenmek sebebinin sebebi de buydu. Yani bir bebeğim olsun istiyorum. Ya ne diyeyim yani, hani şaşırmadım değil. Senin gibi böyle gönlünü gün eden bir kızın böyle çocuk mucuk düşünmesi biraz şaşırttı beni. Görünüş aldanabilirsin belki.
Demek ki sen bu çocuk konusunda bayağı ciddisin yani, ha? Ne yalan söyleyeyim. Dün gece şu adamdan bir çocuğum olsa nasıl olur diye sormadım değil kendime. Cevap ne oldu peki? Henüz cevap vermedim. Yani ben bazen kendimi kötü hissettiğimde saçma mı sever diyorum, kendine gel, toparlan. Sen iyi biri olmasan Mahmut seni sevmezdi. Onun sevgisi bana kendimi de sevdiriyor yani. Keşke bu söylediklerini orada duysaydı. Yok ya, duymasın. Boş boşuna ümitlenecek, sonra yine üzülecek. Benim kesin Mahmut'tan uzak durmam gerek. Ya o zaman da üzülecek ama. Ay, ne zor bir durum bu. Aslında ikimize de iyi gelecek bir şey oldu biliyor musun? Yani Mahmut'a da bana da. Geçen gün bir adam geldi. Şu aşağıda yeni bir otel açılıyor, gördün mü? Şık bir şey. Gelirken gördüm. İşte bu adam o otelin bir şeymiş. Neyse, aşçı arıyorlarmış, şef aşçı. Sizin de metinizi duyduk, gelin seçmelere katılın isterseniz dedi bana. Yarışmak gibi bir şey mi? Öyle bir şey. Sonuçta şartları iyi, maaşı da yüksek. Seçerek alıyorlar sonuçta. Çarşıdan gideceksin öyle mi? Eğer Mahmut'un canını yakmamanın tek yolu buysa... Olsa desin ya, boş versin. Şu anda çarşıya sisteminin gururunu yaşayan kardeşimiz Mustafa Vurdoğlu... ...bu aslanın çınarın dallarında dikilmiş bir taze yeşil yapraktır. Şu anda bir geleneği başlatıyoruz. Başkan adayları ilk defa aha da bu hoparlörle çarşıya hitap ediyor. Bu arada ayıptır söylemesi fikir şahsıma aittir. Bu arada dernek yöneticilerimiz teveccüh gösterdiler. Huzurlarınızda takdirlerimi onlara sunmayı da bir borç görmekteyim ben. Mustafa kardeşiniz yeniliği getirir, gelenek yapar. Mustafa kardeşiniz kıymet bilir. Şimdi beni affedin muhterem çarşı esnafı. Kapalı çarşı, kapalı çarşı diyorsunuz. Kapatıyorsunuz kendinizi kovuklarınıza. Ama ben ne yapacağım? Açın ses. Peki ben ne yapacağım? Çarşıyı açacağım. Çarşının kapıları açılacak. Esnaf sevinçle uçacak. Nimet, oku bakalım sen okuyabilecek misin şu yazıyı? Ziya Bey. Hayırdır Nimet Hanım? Hayır mı şer mi bilmiyorum ki. Nasıl söylesem? Söyle. Doğrudan söyle. Timur mu yoksa? Yok canım, çocuğum maşallah var. Ama ben kız için endişeleniyorum. Bir şey mi oldu yoksa Yasemin'e? Bak kızmayacaksın. Ya söylesene. Birisiyle görüşüyormuş. Adam kendinden büyükmüş. İçim hiç rahat değil. Bahsetti mi sana bu adamla? Yok, pek değil. İçeride mi peki? Ziya Bey bak. Nimet. Evet içeride. Ben de kendimi şanssız zannederdim. Şu köftenin haline bak. Ezile ezile ne hale geldi. Dalga geçmeye mi geldin benimle? Yok. Ne dalga geçmesi canım? Böyle aşçı bulsam ben de iş teklif ederim demeye getirdim. Kötü haber tez yayıldı yani. Vallahi bizim için kötü. Öyle ha deyince köfte yiyemeyeceğiz. Ama senin için
İyi. Bir kere çarşının dışına çıkacaksın. Yani ünün çarşıyı açacak manasına. Sonra koca bir otelde şef olacaksın. Git mi diyorsun bana yani? Ben sana nasıl git derim Seher. Elimde olsa seni gözümün önünden ayırmam. Ama madem ki arkadaşız, gerçeği söylemem lazım. Bu senin için iyi bir fırsat Seher. Bilmiyorum ki Mahmut. Ben yapabilir miyim oralarda? Yaparsın. Yaparsın Seher. Sen her yerde yaparsın. Sen gittiğin her yeri senin yaparsın. Diğer, sabahki anonsumu dinledin mi? Yo, ne anonsu? Adasını aldım, dinlemedin mi ya? Seçimler için bir konuşma yaptım. Abo, ortalık ayağa kalktı vallahi. Yok, dinlemedim. Böyle çınarlar, yapraklar, kapılar açılacak falan dedim. Ortalık inledi vallahi. Bravo. Diğer, bak ben ne ediyorsan hep senin için ediyorum, biliyorsun değil mi? Yani şimdilik yastasın diye öyle direktman sahibi laf etmiyorum ama... Mustafa, müsaade et. Müsaade senin diyarım. Her zaman senin. How are you doing? Çocuk canını mı sıkıyor? Ben hallederim. Ona şüphe yok. Senin halledemeyeceğin bir şey yok bu dünyada. Yasemin. Efendim baba. Gelebilir miyim? Tabii. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyordum. Bak Yasemin. Bak kızım, ben şimdiye kadar size sert bir baba oldum. Bunu biliyorum. Şimdi görüyorum ki... bu bizi birbirimize kapatmış. Yıllarca aynı evin içinde... abin dışarıda büyük küçük sırlarla yaşayıp durduk. Halbuki bu sırların hiç kimseye bir faydası yok. Ne demek istiyorsun baba? Artık benden korkmayın istiyorum, çekinmeyin istiyorum. Bundan sonra bu ailede her şey açık olsun. Ne derdimiz, sıkıntımız varsa açık açık konuşalım istiyorum. Benim bir sıkıntım yok ki. Sevincimizi de, her şeyi paylaşalım istiyorum. Mesela... madem bir arkadaşım var, utanmana gerek yok. Artık koskocaman kız oldun. Senin de bir erkek arkadaşın olacak tabii ki. Gelsin tanışalım, ha? Nasıl yani? Eve mi çağırayım? Ne yani, bizi beğenmez mi? Yok babacığım, ben öyle demek istemedim. Beğenir tabii. Öyleyse. Tamam, çağırırım. Dinledin mi konuşmamı? İyiydi de öyle sırf lafla olmaz bu işler ya. Allah Allah, icraat gidiyoruz. Tipsiyle okumları doldurup rakibimizin ayağına gidiyoruz. Daha ne yapacaktık? O değil ya. Sevinçten uçmak nasıl bir şeymiş herkes görsün. Nasıl olacakmış o? Bak, tek bir anonsla bir dükkan tıklım tıkış dolmalı. Sen şimdi hadi diyeceksin, millet akın edecek dükkana. Sen ne akıllı bebesin lan? Tabii abi. İngiltere'de nasıl yapıyorlar biliyor musun? 2'den 4'e kadar şu ürünler yarı fiyatına. Bir duyuruyorlar, hop dükkan tıklım tıkış. Oğlum burada dükkan bir tane değil ki. Ben diyeyim 500, sen de. Tamam abicim. Her gün ayrı bir dükkan yaparsın. Hatta günü de böl. Sabah buna, öğlen şuna. Bak ya şu nitki lafa bak. Oğlum ben zor buluyorum bu çarşıda yolumu. Millet o dediğin saatte o yeri nasıl bulacak? Zaten herkes bulamayacak ki... her şeyi de yarı fiyatına satmayacaksın değil mi? Ya zaten bulamayan da... alışveriş aşkıyla dolu olacağı için adres sormak için girdiği dükkanda direkt kalacak. Herkes kârlı çıkacak. Oğlum sen kurt musun, çakal mısın? Ben bir türlü karar veremiyorum ha. Deve kuşuyum aslında ben. Ondan sonra tarihçinin anlattığı her şeyi kayda aldı. Böyle bir tuşa bastı. Biz bir baktık.
Adamın söylediği her şey şarkı sözü haline gelmiş. 1299'da Bursa'nın Söğüt kasabasında Osmanlı Beyliği. Osmanlı Beyliği. Ya meğersem bilgisayarda böyle bir program varmış, kendi müziğini yapıyor. They are taking the children. Abla. To the... Abla. Sen beni dinliyor musun? Ne oldu? İngilizce çalışıyorsun, anladık. Yarın diyorum veli toplantısı var, unutmadın değil mi? Hayır canım, unutur muyum hiç? Hazırlıklı olmam gereken bir şey yok değil mi? Yok yok, sen gel yeter. Ona göre. My parents... Gel ablam annem, gel. Bak sen geminin malları bunlar. Gel, geç şöyle, geç. Gel. Hepsi mi yarı fiyatına oğlum? Hepsi kuzen abi, geç. Ne oluyor burada ya? İcat çıkarmış yine. Saat koymuş. Şimdi alana her şeyi yarı fiyatına veriyor. Evet, bu yük indirimde son çeyrek. 15 dakikada niye alırsan yarı fiyatına. İş ortaya çıksa ya bu. Kapalı çarşıda tam marifetini gösteremiyor. Mahmut kardeş. Diğer yok mu diğer? Gelseydi de görseydi şu manzarayı. Ya yemek konusunda yanlışlık mı yaptın acaba? Ne bileyim, böyle bir afile Osmanlı yemeği daha mı iyi olurdu? Elbasan tava ya da Sultan Aziz böreği falan. Bilmiyorum ki, bu ekşili köfte biraz hafif mi kaldı acaba? Ay hiç de hafif değil. Görürsün bak, parmaklarını yiyecekler. Bu küçücük köfteleri yapan bunları tek eliyle yapar. Abartma be. Teşekkür ederim ama. Sen olmasaydın ben gitmezdim herhalde. Ya bir asistana ihtiyacım var değil mi? Evet. Doğru söylüyorsun. Yürü bakalım. Millet birbirini ezecek be ya. Adam Amerikan pazarına çevirdi burayı. Hadi gel abi, niye? Kavurma, ver kavurmayı ver. Çok doğru söylüyorsun Arif. Benim hiç şansım yok bu adamın karşısında. Sen de en baştan havlu atmaya hazırsın usta ha. Mahmut abi haklı yani Garbis usta. Ya gürültü kopar, gürültü. Bak adam promosyon, kampanya, proje ne varsa hepsini yapıyor ya. Olur abi, yarı fiyatına. Her şey yarı fiyatına. Gel. Ne yapayım? Dansöz çıkarayım tezgahın üzerine. Tövbe ya. Sen de vur deyince öldürürsün be ustam. Ama vardır mutlaka bir çaresi. Bir düşünelim. Ya yok, düşünecek bir şey yok. Onun kuralından oynayacaksın ustam. Gel vatandaş, gel. Gel. Kural her yerde aynı kural çünkü. Farklı olan senin ne söylediğin. Hoparlör hazır. Çık bir nutuk çek, bitsin. Nutuk falan atamam ben, delirmeyin. Ya nutuk mutuk, lafın gelişi usta. Şimdi bu adam yarışma marışma ayağına milleti birbirine ezdirtmiyor mu? Sen tam tersini yap. Şöyle bizden, böyle çarşıdan bir ses ver onlara. Çarşıdan bir ses ha? Yakarım ona bir seher türküsü. Gözleri zaten deniz, deniz kokusu. İkimizin yerine de ben severim. Odur sevdamın batısı doğusu. İkimizin yerine de ben severim. Odur sevdamın batısı doğusu. Aşk olsun, aşk olsun şu alemde, hep aşk olsun şu alemde, hep aşk olsun.
O güzel de beni sevsin, gönlümdeki şu taht dolsun, gönlümdeki şu taht dolsun. Bu ne bu? Ne la bu? Efendim, bu kapalı çarşı efem oluyor. Niye sordun Mustafa? İstek mi yapacaktı? Bir gülüşü vardı, dünyaya değer. Severmiş ya aşık, değilmiş meğer. Canın sağ olsun der, der geçerim. Bir gün seveceksen sen beni eğer. Canın sağ olsun der, der geçerim. Bir gün seveceksen sen beni eğer. Aşk olsun aşk olsun, şu alemde hep aşk olsun, hep aşk olsun, hep aşk olsun. O güzel de beni sevsin, gönlümdeki şu taht dolsun, gönlümdeki şu taht dolsun. Alkışlasana sen de. Çatlarsın hasadından orada. Ne vuracağım la? Gazını ödündü ortalık. Şuraya bak. Çarşımızın kıymetli misafirleri, muhterem esnaf kardeşlerimiz, başkan adayımız Garbis Usta konuşma yapmak yerine bir türkü hediye etmek istedi size. Kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Çarşıdan bir ses dedim, böyle olur işte. Portakal sepetinde karides. Portakalların zarları iyi ayıklanmamış yalnız. Diline geliyor insanın çiğnerken. Paella hazırladık efendim. Aslında paella okunur biliyorsunuz. Tabii ismini bilmemek pişirmeye engel değil. Pirinci al dente kalmış yalnız. Paella bu. Spagetti değil ki. Bizimle de böyle konuşursa elimden bir kaza çıkabilir. Haklısın baba. Sizde de ekşili köfte var gördüğüm kadarıyla. Biz gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye? Fakat henüz fikrimi söylemedim. Önemli değil, gerek yok. Size afiyet olsun. Ne oldu, nereye gidiyoruz? Çarşıya. Ait olduğumuz yere gidiyoruz. Hadi. Kim ki bu? Kim olacak canım? Yasemin'dir. Bir şey unuttu herhalde. İyi günler anneciğim. Hürmetler. Hoş geldin oğlum. İçeriye gir diyeceğim ama Timur evde yok. Hayır, ona bakmaya gelmedim. Ziya babamı doktora götüreceğim de müsaitse. Kim gelmiş Nimet? Timur'un arkadaşı. Hoş geldin oğlum. Merhaba. Merhaba. Efendim, geçen gün bahsetmiştim göz doktoru bir arkadaşımız var diye. Uygun sana, sizi ona götüreceğim. Git bari Ziya Bey. Şikayet edip duruyordun zaten. İyi, gideyim bari. Tembellik etmek olmaz. Hazır kapıya kadar gelmişken çocuk. Hadi. Ee?
Çay, kahve, gazoz, ayran, kola ne istersen olur yani. Ya ne istersen diyorum. Hepsi benden. Pasta da söyle istersen. He. Sen işi kaptın. İlk günden de zammı aldın herhalde. Cık, işi reddettim. Redmettin? Niye? Çünkü... Çünkü burayı bırakamayacağımı anladım. Anladım. Anladın mı? Aferin sana vallahi. Ben hiçbir şey anlamadım çünkü. Hayır, oraya gittim, işi gerçekten istediğimi zannediyordum. Sonra gerçekten olacağını anlayınca dedim ki yok, ben burayı istemiyorum. Ben baya baya burayı seviyorum. İnsanoğlu böyledir işte, anca... Anacığım. Heh. Ha, dur, tamam. Yazacağım, dur, dur. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyi, sağ olasın. Söylerim, söylerim. Selamını da... Yazıyorum. Evet. Evet. Oldu anacığım. Hadi öperim ellerinden, yanaklarından. Hoşça kal. Kurban olurum, hadi. Anne mi? He. Sabah aradıydı ilk de. Bizim burada bir akraba var. Uzak akraba. Bunların da bir kızı var. Evlenme çağında bir kız. Git bir gör diyor ne zamandır. Yani başımı bağlamak istiyor anlayacağın. İşte bugün bir gidip göreceğim. Sonuçta akrabamızdır. Hem belli olmaz. Belki iyi bir kızdır. Beni bir yola sokar. Çıkmaz olmayan bir yola inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Hayırlısı. Ben de öyle diyorum vallahi. Aynen. Siyah baba marka koltukta, ben öl koltukta göz muayenesine gidiyoruz. Diyorum ki sen bir cevap versen de nereye gideceğiz doktordan sonra bir bilelim. Eve gideriz, eve eve. Eve götür babamı hemen. Aha. Tamam. Ne kadar süreceğini bilmiyorum tabii. Sen o işe tamam dedin mi? Nedir? Tamam babam demedim. Allah'ın cezası. Bana bak. Babamın kılına zarar gelirse Salih. Yok canım, ne zahmeti. Sen kendi durumuna bak. Şimdilik benim misafirim. Neredesiniz şimdi? Tamam Timurcuğum. Bekliyorum telefonunu. Hadi. Bana bak Salih. Alo. Alo. Mahmut abi, fırladım ben. Kaçtaydı veli toplantısı dileyen? Bir saat falan var, anca giderim. Hadi görüşürüz. Hadi, güle güle. Nereye gidiyorsun? Dileğin okuluna. Hadi atla. Yok, ben taksiyle giderim. Atla, 10 dakikaya gideriz. Kıs kıs tutun. Yok artık. Sarılmazsan düşersin. O zaman inerim. Tamam, tamam, tamam. Çattık. Hadi şu yandaki demirlere bari kıs kıs tutun. Olur. Bak, düşersen mesuliyet kabul etmiyorum ona göre. Hangi kız? Diğer ablanla mı konuştun sen yoksa? Abla değil, benden küçük. Kırmızı saçlı. Ha, Zeze o. Zeze, Zeze. Ne boncuk bir şey değil mi? Sen ona ben
benden daha mı çok seviyorsun baba? Bak şimdi, bak şimdi. Hiç olur mu öyle şey? Sen benim biricik oğlumsun, biricik Ronimsin. Tesbih gözlümsün sen benim. Ben onu senin kızın sandım önce. Nasıl da kıskanırmış babasını. Nasıl da kıskanırmış. Annem diyor ki belki babam yine evleniyor. Senin o anan huyudur oğlum zaten, huyudur o. Burnunu, o burnunu alır, olur olmadık yere sokar o. Tövbe yarabbim. Yani evlenmeyeceksin o zaman. Yok oğlum, yok. Sana sormadan ben evlenmeyeceğim. Kara kuzum benim. Oy. Anlaştık. Hadi bakalım benim güzel kuzum. Canım benim. Hadi bakalım. Yanlış oturuyorsun. Ben sağa doğru dönerken sen de sağa doğru ağırlığını vereceksin. Sola doğru dönerken de ağırlığını sola doğru vereceksin, tamam mı? O kadar keskin dönüşler yapmasan benim de sağa sola yatmam gerekmez. Ya keskin dönüşle falan alakası yok bunun. Ne tarafa dönsen bana direniyorsun. Bak bana direnmeyeceksin. Benimle aynı yönde hareket edeceksin. Hayatta seninle aynı yönde hareket edeceğimi pek sanmıyorum. Oh be arkadaş, sana laf anlatmak ne zormuş yani. Kusura bakma, ben hayatımda ilk defa motora biniyorum. Yani şimdi sen sağ tarafa doğru döndüğünde ben ağırlığımı sağa vereceğim. Yani ne tarafa dönersen ağırlığımı o tarafa vereceğim, doğru mu? Oh, ne güzel, harika. Sonunda ağzından güzel bir laf çıktı. Ya bak gözünü seveyim, bir de sıkı tutun sen. Ya zaten geç kaldım, otobüse binsem daha çabuk giderdim. Nasıl, net görüyor musunuz? Yok, bulanık. Timur. Arkadaşın Mazlum var. Neredesiniz, çabuk söyle. Tamam, ne diyorsan yapacağım. Allah belanı versin. Heh. Baban da çıktı şimdi muayeneden. Acele etsen iyi olacak. Bak ben sana burayı tarif edeyim. Ha, bir dakika. Timur yakınlardaymış da. Ayrıca yakın gözü de yazdım. Belediye binası var ya. Evet. Bak, evet deyince kimseye bir şey olmuyor hacı. Sağ olun. Ararsınız oğlum. Ne? Kaza mı geçirdik? Nasıl kaza? Abla iyi misin? Neredesin sen? Ya telaşlanma, bir şeyim yok. Küçük bir kaza. Ayak bileğim incindi, o kadar. Yalnız senin şu toplantıya gelemedim, ne olacak? Ödüm koptu vallahi ya. Abla bak, doğru söylüyorsun değil mi? Başka bir şey yok. Doğruyu söylüyorum. Niye yalan söyleyeyim? Ayağım incindi, o kadar işte. E peki ne kazası? Nasıl oldu? Kaza işte. Eve gelince anlatırım, tamam mı? Kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Röntgenlere baktık, kırık çıkık yok. Yumuşak dokuz edelenmesi. Bir süre band harcayacağız. 10 gün kadar da üzerine basmayacaksınız. Anlaştık mı? 10 gün mü? 10 gün sonra kontrol. Bakacağız. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Hep senin yüzünden oldu. Keşke binmeseydim. Benim yüzümden falan olmadı. Sana 40 kere söyledim belime tutun diye, tutunmadın. Aniden durmasaydın ben de düşmezdim. Ne yapayım? Önümdeki aniden fren yaptı. Ne yapsaydım? Üstünden mi açsaydım? Ben de kabahat zaten. Senin gibi acemi birinin motosikletine bindim. Diyar, ben acemi değilim. İnsanlarla ilişki konusunda acemi olan sensin. Ne olacaktı yani belime tutunsaydın? Namusun mu zedelenecekti? Daha fazla konuşma istersen.
Niye buraya geleyim dedi ki bu çocuk? Biz giderdik eve. Timur da geldi. Baba. Hoş geldin oğlum. Hadi baba. Ben bırakırım sizi. Yok gideriz biz tamam. Bir şey konuşacağım demiştin. Bir babamı eve bırakayım önce. Sonra gel. 9 iyi mi? İyi iyi. Hadi baba hadi. Hadi. Dur oğlum çekiştirme. Bir teşekkür edeyim çocuğa. Çok teşekkür ederim Mazlum Bey oğlum. Zahmet oldu. Rica ederim Ziya baba. Ben yine uğrarım size merak etmeyin. İyi her zaman beklerim. Hadi hoşça kal. Hadi baba. Hadi. İşte çok şükür yerleştirdik babaanneyi. Ya ne bileyim bir acayip insan gülsün mü ağlasın mı bilemiyor ya. Ha. Size durumlar nasıl? İyi iyi. İyi de bizim diğer. Ne oldu diğere? Bir kaza. Ne kazası ya? Ya Fırat var ya. Fırat'ın motosiklete binmişler. Düşmüşler. Ne? Tamam ben geliyorum oraya geliyorum. He hadi tamam. Ya ben bir şey yapmadım. Taksi yok, hiçbir şey yok. O tarafa doğru gidiyordum. Gel bırakayım dedim. Ne tarafa gidiyordun? Senin ne işin var Çengelköy'de? Ha? Hadi sen gidiyordun. Kızı niye bindirdin o uyduruk motosiklete? Hadi bindirdin. Niye düşürdün kızı? Bak oğlum bu kız Yaz'ın eşi. Bizim Cemal trafik kazasında vefat etti ya. Mesele oradan yani. Kaza deyince herkesin canı sıkılıyor. Sinirleri bozuluyor ya. Tamam ben de iyilik yapmaya çalışıyordum. Bana bak bana. Sen ayağını denk alacaksın tamam mı? Ne oluyor bu? Bak burası çocuk parkı değil. O kız da senin oyuncağın değil anladın mı? Tamam Arda. Ya hadi git işime tepemin tasını attırma dümbük. Ne diyorsun lan sen hıyarası? Ya hadi git be. Oğlum ben ne yapıyorsun? Dur dur bırak. Bırak. Diğer, sen iyi misin ya? İyiyim gördüğün gibi. Ya hani sen hastanedeydin? Ya yok, ayak bileğim incindi sadece o kadar. Abi niye söylemiyorsunuz ya? Telefonda söyleyecektik ama dinlemedin ki. Nimet Hanım. Vallahi gözüm açıldı. Cam gibi oldu. Meğer ben hiçbir şey görmüyormuşum. İşte tam gününde. Artık alıcı gözüyle iyice bir bakarsın Yasemin'in arkadaşına. Ya bunca zamandır ben eziyet çekmişim. Bu Mazlum biraz tuhaf bir çocuk. Ben pek anlayamadım bunu. Ay Ziya Bey ay. Ne huylu adamsın. Gene başlama. Ya benim bir şey dediğim yok ki. Becerikli çocukmuş. Bak şıp diye hallediverdi işimi gücümü. Ah geldiler. Geldiler. Arkadaşın nerede? O gelemedi. Ne oldu kızım? Bir şey mi? Babacığım, acilen şirketten aradılar. Bir işi çıktı. Beni bırakıp gitmek zorunda kaldı. Tabii sizden de çok özür diledi. Ne yapalım? Başka sefere? İyi. Soru sormadan atlamışsın çocuğun üzerine ya. Ayıp vallahi Arda. Hayır önce gelip baksaydın ne olduğunu bir anlasaydın. Tutmuşsun bir de hıyarası demişsin çocuğa. Lamıcım yok gidip özür dileyeceksin hadi. Yok abicim ben özür dilemem ondan. O da bana dümbük demeseydi. Rezil ettin beni Fırat, rezil ettin. 20 senedir şurada esnafım bir kere kavga etmedim. Daha geldin 20 gün olmadı yerlerde yuvarlandın. Ya adam benim üstüme atladı görmediniz mi? Allah Allah. Ama senin de elin boş durmadı be oğlum. Özür dileyeceksin Fırat. Başka çaresi yok. Özür dileyeceksin. Hadi. Sana hıyar ağası dedim. Dedin. Kusura bakma. Ben de sana dümbük dedim. Dedin. Sen de kusura bakma.
Aferin. Aferin hadi. Hadi sarılın birbirinize. Siz kardeşsiniz hadi. Hadi Arda uzatma hadi. Hadi. Hadi Arda hadi, hadi uzatma. Ya. Gıyabettin. He abi. Bütün çaylar benden. Büyüksün Arif. Liseyi bitirdikten sonra okumamış. Çalışmamış da. E bir resmi falan yok mu Mahmut abi? Merak ettim ya. Okumak istemiş de izin mi vermemişler acaba? Nereden bileyim ben? Görmedim ki kızı. Anamın dediği üç şey vardı. Onları söyledim işte size. Bu akşam gidince göreceğim hayırlısıyla. Bana da mı koydun çay? Sen bu işe bayağı heveslisin galiba Mahmut abi. Neden olmasın diğercim? Belki böylesindedir keramet. Hem aşk aşk diye ortalıkta dolanıp yalnız kalmak daha mı iyi? Orası öyle tabii ama. Aa, Seher abla. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ha. Seher gel. Gel Seher. Diyarcığım. Hay Allah nasıl oldu? Ya birazcık öyle incindi o kadar. Gel. Dizicim nasılsın? İyi. İyi. Oo Seher abla bir sürü tatlı getirmiş. Tatlı mı? Evet çeşit çeşit tatlı getirdim. Tulum'a da getirdim sen seversin diye. Ha, sağ olasın. Ben dönüşte yerim artık. Bir yere mi gidiyorsun akşam akşam? Mahmut abi kız tarafını kebapçıya götürüyor. Ya insan dilinize düşeceğini. Ya söylediydim ya hani akrabam Asiye. Ha, biliyorum biliyorum söylemiştim. Hadi ben gideyim. Ha, diğercim dikkat et kendine. Asıl sen kendine dikkat et. Akşam akşam başını bağlamasınlar. Tövbe tövbe. Bunların hepsi şakacı olmuş. Hala yok mu? Yok abi. Saat kaç oldu? 10 çeyrek abi. Sık ağzını bu herif. Al. Kapalı. Kaçtı. Ben onun tilki beynini s**rım ben. Timur. Hasta mı oluyorsun yoksa oğlum? Yüzün bembeyaz. İyiyim baba, iyiyim. Ne soracaktın? Gitmiyor musun sen Mazlum Bey'le buluşmaya? Yok. Yani acelesi yok, gitmiyorum. Ha, iyi. Getir bakalım tabloyu. Bir hikayeyle oynayalım. Ya bir arayıp haber verseydin adamcağızı. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl diğer? İyi. Gayet iyi. Sen nasılsın? Nasıl geçti? İyi, güzel geçti vallahi. Uzun zamandır görüşmeyince muhabbet koyu oluyor tabii. Bırakayım mı sen eve? Yok, çok geç değil zaten. Biner bir şeye giderim buradan. Hem sen diğerin yanına git, merak ediyordu seni. İyi o zaman. Yarın görüşürük. Tamam. Görüşürüz.
Yarım hayırdır? Dükkana geliyorum. Malum halı kendi kendine ilerlemez. Zeze ilerletir halıyı. Senin istirahat etmen lazım. Hadi içeri. Ya Mahmut abi bir şey yok. Alt üstü bileğim incindi. Diyarım doktor ne dedi? Birkaç gün zorlama dedi değil mi? Tamam kapanmıştır bu konu. Hadi, hadi. Merhaba. Müsaade var mı? Biraz bir şey konuşacaktım sizinle. Estağfurullah usta. Buyur. Şimdi çocuklar diyeceğim şu. Malum kaderin sillesi hepimize fena vurdu. Gidene de kalana da. Şimdi ben şapkayı önüme koydum, uzun uzun düşündüm. Kırgınlıkları, dargınlıkları silmeye karar verdim. Ayrı gayrı durmanın kimseye faydası yok. Geçen gün Timur'dan dükkana gelmesini istedim. Bundan sonra hep beraberiz artık. Bunu söylemek istedim size. Öyleyse hoş geldin Timur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hadi biz kalkalım artık. Ziya baba. Dediğin gibi ayrı gayrı olmayalım da... ...şimdi siz dükkanı baba oğlu çalıştırırsınız artık. Yani bana ihtiyaç olmaz herhalde. Şşt, nasıl söz Mahmut? Duymamış olayım bunu. Ben insan kazanmaya çalışıyorum, sen gitmekten bahsediyorsun. Şunu iyice kulağına sok. Cemal'den sonra hiçbirinizin benden uzak kalmasına iznim yok. Anlaşıldı mı? İyi, hadi görüşürüz. Ve sen 40 takla attın. Vallahi Mahmut bir türküyle götürdü işi. Ne götürmüş lan? Ya puan ya da puanları. Kabul etme Mustafa. 1-0 mağlupsun işte. Lan ne kabul edeceğim? Kim girdi? He? Garbis ustamız bu Ağustos böceklerin elinde oyuncak olmuş. Yazık. Bunlar sadece çalıp oynamasını bilirler be. He? Ama Mustafa Kurdoğlu karıncadır. Çalışkandır. Mustafa kardeşinizin yolundan giderler. Karnı tok, sırtı pek şeklinde ıstırahat edilirken... Bu Ağustos böcekleri ne yaptı edecekler? He? Elleri boş, ceplerinde öyle armut gibi kalacaklar hepsi. Ama ben şimdiden uyarıyorum o Ağustos böceklerini. Sonra da ağlamasınlar. Onları şimdiden uyarıyorum ben. Masal anlatır. Ne masal Arif kardeş? Ben efsane yapıyorum burada, efsane. Şurada kaldı kaldı seçimlere ne kaldı he? Ama son düzlükte Mustafa kardeşiniz öyle bir depar atacak ki hepiniz koracaksınız. Mustafa Kurdoğlu'nu oynayan kaybetmez ey ahali. Yes için. Allah'ın izniyle. Afiyet olsun. Zeze nerede? Susadım dedi, ben de meyve suyu almaya yolladım. Yanlış bir şey yapmadım değil mi? Ha yok, şimdi gelir o. Bir yığın soru sordu. Artık burada mı çalışacaksın? Ne iş yapacaksın? Haklı çocuk. Ben bile yadırgıyorum kendimi burada. Cemal'in mucizesi de yürüyor ha? Cemal'in mucizesi halının boyunu çoktan aştı. Öyle bir şey yaptı ki Cemal, şu dükkanda ikimizi sohbet ettirdi. Ziya Usta'ya yapmayacağım dediği şeyi yaptırdı. Asıl mucize bu. Asıl bunu fark etmek lazım. Anne, ben çıkıyorum. Yasemin. Dur biraz. Sen iyi misin kızım? İyiyim baba. Arkadaşında bir sorun mu var? Hani gelecekti? Gelecek. Gelecek de işleri çok yoğun bu aralar. Bir türlü denk getiremedi ama çok üzülüyor. İyi. Tamam. Sen sıkma canını, tamam mı kızım? Sağ ol baba. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz.
Görüşürüz. Güle güle. Mahmut. Heh. Niye uğramıyorsun? Gelsene. Va, dalmışım vallahi, fark etmedim. E gel, taze çay ver, içelim. Çay içsek mi acaba? Ya benim bir işim var, onu halledeyim sonra uğrarım, tamam? Olur, tamam. Seher, aslında sen de gelsen, bana yardım etsen olur mu? Olur. Olmaz olur mu? Tabii. Dur, şu önlüğümü çıkarayım. Mehmet Ali, ben 5 dakikada çıkıyorum. Ön tarafa gel. Doğru mu yapıyoruz Ziya Bey, böyle Hafiye gibi ha? Vallahi bilmiyorum Mehmet Hanım. Hiç bilmiyorum. Ama nasıl bir şeymiş bu adam? Öğrenmek bizim de hakkımız değil mi? Hakkımız tabii. Plakayı bir yazayım mı ki? Okusana şunu. 34. AK. 6182. Ya ben kadınlara bir şey alırken çok korkuyorum. Böyle bir hata yapacağım da bir felakete sebep olacağım zannediyorum. Ay Mahmut ya, senin gözünü fazla korkutmuşlar. Hiçbir şeycik olmaz, merak etme. Şimdi bak, kime ne alıyoruz? Önemli olan o. Asiye'ye diyorum, bir hediye alayım. Eşarp falan bir şey. Asiye'ye. Olmaz mı? Olur canım, olmaz olur mu? Tamam, şuraya bakalım işte. Hadi gel. Bu nasıl mesela? Aa yok, bu çok cırtlak ya. Tamam. Peki bu? Ya bu da çok sarı. Zaten kendi de sarı. Sarışın mı? Yok, sarışın değil de böyle saçları açık renk, uzun. Böyle saçları da gözlerinin renginde. Gözleri ela uzun. Tam ela da değil de böyle altın suyu renginde. Altın suyu renginde. Bayağı güzel bir kız tabii. Ha, güzel kız vallahi. Acaba arada bir incitsem mi bileyim ben? Ekmek elden su gölden hiç fena olmuyor. Aşk olsun abla, başka zaman yapmıyoruz sanki. Al hadi, soğumasın böreğin. Aa, Mahmut abi mi acaba? Yo, arkadaşıyla buluşacaktı. Kimmiş Dilek? Geçiyordum, bir uğrayayım dedim. Merak ettim de. Vicdan azabı mı? Bak şimdi. Ya böyle itişip duracaksak ben çıkıp gideyim. Bu pasta mı? Hı hı. Çikolatalı. Allah, en sevdiğimden. Alayım ben. Şimdi yiyeceğiz değil mi? Gel. Bunlar da senin için. Zahmet etmeseydin. Vicdan azabı konusunda haklısın galiba. Ya, gerçi kaza senin keçiliğinden oldu ama... yine de yatağa çakılan sen oldun. Bana keçi deyip durma. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor değil mi? Evet, harika. Dilek, ben fikir değiştirdim. Hangi konuda? Bu evlilik konusunda. Öyle mi? Neymiş peki yeni fikrin? Diyorum ki ben Arda'yla değil de bu artiste evlensem daha iyi olacak. Vallahi sen delisin. Dilek, ne yapıyorsunuz? Geldik. Ben çayları da getireyim. Çok güzelmiş. Ne oldu?
Daldın? Hiç. Düşündüm de ayağım böyle olmasaydı sinemaya giderdim. Sinema mı? Hı. Böyle havalarda hep sinema gelir aklıma. Uzun süredir de gitmedim sinemaya. Neyse artık dışarı çıkınca. Evet abi, film için. Kısa film. Onun için lazım. Tamam, haber bekliyorum. Ya Ender, bu gene filmin bir şeyler der. Git konuş onunla, elimden bir kaza çıkacak. Abi sen de çok üzerine gidiyorsun çocuğun. Sonuçta sanatçı bir çocuk. Yapacak tabii arada bir ya. Fırat, bak kapayarsan o telefoncuğu. Ağzımızın tadı bozulacak, söylemedi deme. Ne diyorsun abi, ayarlayabilir misin? Ulan Aybe'ye mi konuşuyoruz burada? Ha? Ver o telefonu bana. Çok makbule geçer abicim, sağ ol. Gel buraya, buraya gel. Fırat. Sen bizim fizikçiyi görsen var ya, ölürsün. Adamın suratına tek kas oynuyor, bak böyle. Ses tonundan hiç değişmiyor. Adamın adına ceset diyorlar zaten. Ya benim bir tane fizikçi vardı. Ya evi çok matraktı ya. Vallahi insan her gün aynı kürsüye takılır mı ya? Böyle kısa boylu şişman bir şey bidi 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 diye yürüyor. Selam. Ha. Ne merhaba. Ne haber Dilek? Nasıl okul? İyi işte. Erken çıktık bugün. Babaannen nasıl oldu? Babaanne iyi. Yerleştirdik işte. Özledim seni. Sağ ol. Ben ablama bakayım, merak etmiştir beni. Tamam canım. Görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Arda, çabuk toparlan, çabuk. Ne oldu, nereye geçiyoruz? Ya bir kere de soru sormadan evet de be kardeşim. Hadi toparlan. Abi ne oldu şimdi akşam? Niye koşturuyoruz ya? Ya Fırat aradı. Bir buluşup yardımlaşmamız lazım. Ben yolda anlatırım sana. Hadi. Allah Allah. Yine ne çeviriyor acaba o herif? Sen de var ya, ona uy yani. Ha. Helal olsun sana. Ya sen söylenip durmasana ya. Güzel bir şey çeviriyor vallahi. Çok güzel bir şey. Hadi toparlan. İyi, tamam. Allah Allah. Hadi ayrıl mücevherlerinden, ayrıl. Abi. Şimdi bak Dilekçim, biz yarım saati evdeyiz. Ablana güzel bir sürprizimiz var. Aa, ne güzel, ne sür... tamam da ne yapacağım ben? Şimdi bak, biz geldiğimizde ablan salonda olmasın, tamam mı? Bir bahane uydur, onu odasına gönder. Tamam da şimdi durduk yere... Hadi Dilek'im benim, canım benim. Sen yaparsın, hadi. Hadi öpüyorum seni. Hadi bay bay. Ne diyor Mahmut abi? Gelirken ne alayım? Ay ne kokuyor burası böyle. Çok ağır. Ağır mı? Evet. Kaç gündür seni üşüteceğiz diye açtırmadı tabii Mahmut abi camları. Ondan. Abla be. Ben sofrayı toparlarken sen de azıcık içeride çalış da camı çerçeve açayım da havalansın biraz şurası. Olur. Giderken ışıkları da söndür. Işıklar orada. Gel.
kapattın ışıkları? Dikkat et abla. Niye karanlık burası? Aa. Patlamış mısır var. Patlamış mısır. Goflet var. İnanmıyorum. Gil gil. Şşt. Beyler sessiz olalım. Film başlıyor. Gel abla gel. Bizim yerimiz şurası. Bak senin yerin şurası şurası. Şuraya gel gel. Şöyle otur bak. Ya nereden buldunuz bunları? Sinema salonunda dönmüş burası. Abi. Ay, bak söz verdim. Benim ayarladığımı söylemek yok, tamam mı? Ya sen ne ya kadar güzel bir şey akal ettin. Fırat'cığım yani senin söylemen lazım. Benim yaptığımı öğrenirse kesin kızacak. Ha sen ha ben. Ne fark eder? İyi nasıl istiyorsan. İnanmıyorum. Ne istesem olacak mı böyle hep? Ah diyarcığım senin kalbin bu kadar güzel olunca istediğin her şey olur tabii ya. Hep olur inşallah. Al. Mısır ye. Mısır bile buldum. Mısır. Bunlar senin başının altından çıktı değil mi Mahmut abi? Bir tanesin. Ya heyecandan söylemedim. Hangi filmi izliyoruz? Hayatımın kadınısın. Arda seçti. Bütün kızları bu filme götürüyormuş bu. Hadi arkadaşım hadi film başlıyor. Hadi geç geç geç. Hadi geç. Dur ben şunu şuraya koyayım dur. Ben de şunları koyayım. Patlamış mısırımı da alayım. Hanımefendi. Evet sessizlik. Hı. Evet. Beni bir yerlerden hatırlayabildiniz mi? Yani bir yerlerden çıkarabildiniz mi? Kesin gördü. Ne bildin kız? Zannetmiyorum ya. Evet diyeceğim ama. Yok yok tanıyor. Zannetmiyorum dedi ama. Aman Mahmut abi öyle hemen ıcık tabii mi diyecek kadın? Daha önce tanışmıştık. Demedim mi? Allah Allah. Bu işlerin uzmanlığı Arda Bey'den size mi geçti hanımefendi? Bizde uzmanlık mı kaldı be abi? Yaptım bilmedim ben. Şşş çocuklar sessiz olun anlayamıyoruz. Zira Bey dikkat et döküyoruz. Gece durumdaydım. Hep sarhoş dolaşıyordunuz değil mi? Bu biraz yani gazetelere basına yansımasından biraz daha ağır bir durumdu değil mi? Ağır olaylar olmuş galiba. Herhalde. Niye? İnsan kolayca basının diline düşebiliyor. Değil mi Mahmut abi? Evet. Ben sizi en son 3 sene önce gördüm. Bu teknedeydim o. Perşembe pazarında tekne bağlı. Caner'i tekne firar. Bu tekne. Siz geldiniz. Pat tekneye bindiniz. Şurada abi oturuyorsunuz. Abi ağır abi ha. Öyle arada ağır olmak gerekiyor tabii. Caner'e dedim ki bak. Sonradan da olmuyor tabii. Bu kadın benim hayatımın kadını Asuman Ceylan. Abi dedi gidip konuşsana. Ulan dedim nasıl konuşayım hatırlamaz beni. Dedi niye hatırlamasın? Dedim koca Asuman Ceylan. Nereden hatırlayacak bizi? Hatta zaten de şimdi de hatırlamamız. Birine benzetiyorum ama... Sen Altunzade'de okudun mu? Okumamış. Yok okumadım Altunzade'de. Nereden anlıyorsun ya? Belli Mahmut abi. Zaten yaş farkımızda var. Benim gönlüm sizden yaşlı. Neden yaşlıymış bakayım. Öyle. Tatlım sen de benim yanımdasın. Ne oldu kötü rüya mı gördün? Hocam kız koluma koluma vuruyordu. Kolumu kırıyordu. Kıyamam. Pis rüya nereden gelmiş? Su ister misin getireyim mi?
Yok, getirme. Sen de gitme. Tamam tatlım, hiçbir yere gitmiyorum. Gel, gel kucağıma iç. Mesela anlatayım mı sana? Ya bir daha Cam Göz gelirse? Cemal abi de yok. Kim beni koruyacak? Cam Göz bir daha gelemeyecek, o hapishanede. Bir daha oradan çıkamaz, tamam mı? Hem Cemal abin yok ama ben varım. Mahmut abin var, Arda abin var. Sonra bütün kapalı çarşı var. Çocuk esirgeme kurumundan seni almak için nasıl gelmişlerdi, hatırladın mı? Hatırladım. Ya seni koskoca bir ordu koruyor, akıllım. Bak ben senin yaşındayken kötü rüya görüp uyandığımda ne yapardım biliyor musun? Ne yapardım? Gözlerimi kapardım, böyle yapardım. Gitsin pis kabuslar, gelsin güzel rüyalar. Yapalım mı birlikte? Yapalım. Hadi. Ya seni çok seviyorum. Ben kendimden bile daha çok. Ben de seni Zezem. Bir tanem. Hadi yapalım. Gitsin pis kabuslar. Gelsin güzel rüyalar. Gitsin pis kabuslar. Gelsin güzel rüyalar. Eksik olmayın Bahri Bey, eksik olmayın. Dükkanı biliyorsunuz, bir şey lazım olursa bekleriz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, hoşça kalın, hoşça kalın. Çıktı mı bir şey bari? Serdar'mış adamın adı. Yasemin bahsetti mi sana adından? Yok, hiç söylemedi. Neyse, plaka ona aitmiş. Adresi de burada. Ben bir gidip konuşayım şu adamla. Olur, olur. Çocuklar gece o saate kadar oturmaz. Ya sen o sinema makinesini nereden buldun ya? Ne kadar güzelmiş o ya. Bu reklam işlerinden tanıdığım arkadaşlardan rica ettim. Vallahi büyük sevap işledim. Ben ne zamandır bu kızın yüzünün güldüğünü görmediydim. Ben bir abinin yanına uğrayayım. Ne oldu? Bugün ayın 12'si. Yarın şeyhin adamı geliyor halıyı görmeye. Doğru ya. Ne yapacağız biz? O giden fotoğraftaki kadar olmadı ki halı. Ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar dokuyacağız. Fotoğrafa benzetmeye çalışacağız. Hadi sen git de bir an önce başla. Hadi. Alo, söyle Nimet. Ha, evi buldum. Araba da burada. Bayağı zengin bir arkadaşı var Yasemin'in. Düzgün bir muhit. İyi, tamam. Şimdi kapıyı çalacağım. Tamam, hadi ararım ben seni. Hadi, hoşça kal. Geç oğlum. Gel oğlum. Hadi hayırlı işler. Görüşürüz abi. Ya bir şeye ihtiyacınız olursa. Yar abla, yar abla, halı yok. Ne? Ne diyorsun sen Zezem? Amanın.